Yeniden Haber Global'den Süper Lig ekibi Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Sebebi trafik kazası. Araç Niğde otoyolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı ve Ahmet Çalık o araçtan sağ çıkamadı. Şimdi Ankara'ya dönelim. Mücahit yolcu karşımızda. Hem kaza nasıl oldu Mücahit? Ne tür bilgiler var elde? Şu anda biliyoruz değil mi, çok sayıda kişi de gelip gidiyor. Konyaspor kulübü başta olmak üzere taziye mesajları ardarda geliyor. Yapılan açıklamalarla birlikte tüm bilgileri aktar lütfen bize. Senem Ilgaz, kazadan başlayalım. Sabah saatlerinde yola çıkmıştı Ahmet Çalık ve Konya'ya gidiyordu. Hafta sonu ailesinin yanında geçirmişti. Bugün de hafta sonu yapılacak Başakşehir maçı için Konya'ya dönüyordu. Tabii maç hazırlıkları vardı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanağını tuttu. Uyuyakalmış olma ihtimali ya da yolun kayganlaşmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tabi sabah saatlerinde başkentte birçok noktada yağış vardı. Bu nedenle otoyolun kayganlaşması nedeniyle, buzlanma nedeniyle aracın kontrolden çıkması nedeniyle kazanın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Tabi sabah saatlerinde kazanın ardından genç futbolcunun cenazesi Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi morguna getirildi ve orada ön otopsisi yapıldı. Ön otopsi tamamlandıktan sonra şu an bizim bulunduğumuz Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'na getirildi cenazesi. İkindi vakti toprağa verilecek, cenaze töreni düzenlenecek. Tabii spor camiası yasta hem mesajlar, sosyal medyadan mesajlar iletiliyor, hem de İttifak Holding Konya Spor yönetimi yola çıktı ve onların da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Tabii hafta sonu cumartesi günü Konyaspor'un deplasmanı maçı vardı. Başakşehir maçı vardı. Konyaspor maçın ertelenmesi için de Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı. Genç oyuncu milli formada giymişti. 8 kez milli formayı terletmişti ve devre arasında aslında nişanlanmıştı. Üzücü bir haber. Yakınlarından edindiğimiz bilgiye göre devre arasında Ankara'da yaklaşık 3 hafta önce nişanlandı ve son gelişinde de evlilik hazırlıkları için ailesinin yanına geldi bilgisini edindik. Şubat ayında evlilik planı yapıyordu. Ancak bugün meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi genç oyuncunun cenazesi şu anda Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morgunda. Buraya da tabii yine sevenleri, ailesi, yakınları ve spor camiasından da gelenler var diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.